Konuşmamız gerek Macit. Yanlış. Senin konuşman gerekiyor. Ben dinleyeceğim. Öyle mi? Peki ne konuşmamı istersin? Mesela eski erkek arkadaşının evinde ne aradığından başlayabilirsin. Ben de seni arıyordum. Yeni bir şirket toplantısı için toplantı odasında seni bekliyoruz. Ha öyle mi? Evet. Biz Şinasi ile aynı mahallede oturuyoruz. Unuttun mu? Nasıl unutabilirim? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Aynı mahallede oturuyor olmanız eski erkek arkadaşının evine gitmeni gerektirmez. Şinasi benim arkadaşım. Sana aşık bir arkadaş. Sen beni kıskanıyor musun? Evet kıskanıyorum. Ne oluyor burada Onur? Otursana. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Macit'in odasında kim vardı Onur? Neriman. Pelin dur. Pelin. Bak sakın bunu yapma. Eğer şimdi içeri girersen Macit'i tamamen kaybedersin. Biliyorum Onur. Biliyorum. Bırak. Neriman benim kanım ben. Pelin. Öyle mi? Senin benim kanımdan dediğin şu anda Macit'in odasında. Benim şirketimde. Benim sevdiğim adamın yanında. Baba. Bak bana baba. Bak, bak. Neriman benim kanımı emiyor. Bir şeyler yap lütfen. Lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hacer. Nasılsın? Teşekkürler. Teşekkür ederim. İnci. Merhaba Feyza'cığım. Nasılsın? Çok kötüyüm İnci. Neriman yuvamızı dağıttı. Neriman. Bana neler kaybettirdiğini, kimleri yenildiğimi bilmiyorsun. Senin yüzünden ailemi karşıma aldım ben. Şirketimi kaybetmek üzereyim. Benden bunların karşılığını mı istiyorsun? Babamla, ortağımla, herkesle gerildim. Bir de Şinasi'yle uğraşamam. Milyon dolarlık anlaşma yaptığım odaya daldığın günden beri bedel ödüyorum ben. Çağırmasaydın o zaman. Madem bu kadar önemli bir toplantı vardı beni neden çağırdın? Günlerce üst üste mesaj atıp beni oraya buraya çağırdın. Hiçbirine gelmedin Macit. Benim gururum ne olacak? O zaman sen de benimle oyun oynadın Macit. Ben sana bunların bedelini sordum mu? Ne mesajı Neriman? Duruyor mu mesajlar? Evet. Hiçbirini silmedim. Ver şu telefonunu. Macit yeni. Yeni numarandan.
Ne oldu? Birazdan şu kapıdan birlikte çıkacağız. Ve ben senin elini tutacağım. Elimi bırakmayacaksın Neriman, tamam mı? Tamam. Güzel. Gel. Macit Bey, üzülmeyin. Ben gerçekten engel olmadım. Ben de vuracağım. Aslında yakalamıştık yengeyi. O araba olmasaydı alıp getiriyorduk. Peki plakasını aldınız mı? Yok abi, alamadık. Ama o arabalı adam oradan tesadüfen geçen biriydi. Yenge imdat diye bağırınca... Peki Şahika'nın yanındaki adam? Ali bıçağı salladı ama saplayamadı. Yengeyle bir dalgası var gibiydi. Sen ne diyorsun lan Reşat? Eğer yengenin dalgasıysa bulun lan onu! Öldürün! Hastanelere, karakollara, her yere bakın! Baktık abi. Reşat, Reşat bana Şahika'nın yanındaki adamı bul, getir! Tamam. Fazla hırpalamadan getir. Onu ben emşiteceğim. Onu burada köpek gibi yalatacağım! Neredesin be Şahika be? Hoş geldin Şinasi. Hoş bulduk. Ben rüyaya bakmıştım. Sen hala burada mısın Reşat? Git ve bulmadan dönme. Peki abi. Nasıl gidiyor genç? İyi, çalışıyoruz. Yeni besteleri bekliyorum. Fazla uzamasın. Rüya odasındadır. Avans için teşekkür ederim. Bir şey değil. Şinasi, ben insanın her türlü halini gördüm. Zavallısını gördüm, yalancısını gördüm, acımasını gördüm. Hepsine eyvallah derim. Ama insanın bir hali var ki Şinasi. İşte ona tahammülüm yok. Nankörü. İnsanın nankörünü ne zaman görsem böyle üstüne basıp ezesim geliyor. Allah'ım benim karşıma nankörlükten sicili kimseyi çıkartmasın. Hadi gidip çalışın şimdi. Ha Şinasi, bu senin menajer. Cihan. Cihan'a söyle de bu akşam bir toparlanıp yemek yiyelim. Bu akşam olmaz. Cihan dün gece... Nihayet Şinasi, nerede kaldın? Şinasi, yemek işi fazla uzamasın. Tamam. Efendim? Kim? Tamam, bağlayayım.